Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizinle birlikte PDF üzerinde aklınıza gelebilecek her şeyi yapabileceğiniz bir uygulamayı incelemek istiyorum. Bu uygulama hem Mac üzerinde hem iPad hem de iPhone'ların App Store'unda bulunmakta. Dolayısıyla istediğiniz yerden indirebilir, istediğiniz platformda kullanabilirsiniz. Uygulamanın ismi UPDF ve UPDF bu videoya sponsor oldu. Fakat UPDF bu videoya sponsor olmasaydı da Zaten bu PDF düzenleme uygulaması işte en iyi iPhone uygulamaları, en iyi iPad, en iyi Mac uygulamaları gibi birçok konseptimin göbeğinde yer alacak bir uygulamaydı. Neden? Hemen şunu söyleyeyim, sonrasında incelemeye başlayalım. Çünkü Adobe dediğiniz programlar aylık minimum 100-200 lira arasından başlıyor. Ben 180 lira ödüyorum. Yok efendim Adobe yerine kullanabileceğiniz diğer programlar yine paralı. Fakat burada en azından benim kendi işimi yaparken bedava olarak neredeyse her şeyi çözmemi sağlıyor. Ama birkaç para verilmesi gereken noktası var. Ondan da bahsedeceğim. Uygulamanın web sitesine girerek uygulama ile ilgili bilgilere bakalım şimdi. Bu arada şu anda bir yazlık indirim bulunuyor. %54 indirimde. Dolayısıyla kullanmanızı ve denemenizi öneririm. PDF düzenleyebiliyoruz, okuyabiliyoruz, alıntılayıp çizebiliyoruz. PDF'e çevirebiliyoruz. PDF'leri kendi içerisinde organize edebiliyoruz. Scan edip basabiliyoruz, boyutunu sıkıştırabiliyoruz, bütün hepsini birleştirebiliyoruz, dolduruyoruz ve imzalayabiliyoruz. Bir de PDF'ler için sadece UPDF'in kendine özgü bir bulut sistemi var. Bu da benim çok hoşuma gitti. Şimdi uygulamayı açtım. Videoyu çekerken ilk denememde çektiğim burada bir dosya duruyor zaten kullandım biraz ama arayüzü gerçekten çok güzel. Benim çok hoşuma gitti. Şu anda daha rahat gözükmesi adına ben bunu dikey moduna alacağım ve buradan bu şekilde kontrol ederek kullanacağım. Fotoğraflardan bir ekran görüntüsü ekleyebiliriz. PDF olması şart değil. Bununla bir PDF oluşturabiliriz. Dosyalardan PDF alabiliriz ya da bilgisayarımızdan almamız mümkün. Klasör oluşturabiliriz. Ya da önümüzdeki bir PDF'i yi yine buradan alıp buraya koyup okutabiliriz. Bu da güzel. Ben örnek olsun diye dosyalardan bir tane açacağım. Hadi sabah açtığımın aynısını açayım. Buradan aç diyorum. Şimdi bu benim üniversitede yaptığım bana verilen bir ödev. Öncelikle Sol taraftaki menüden başlamak istiyorum. Sol taraftaki ok tuşuna bastığımız zaman bakın burada bunu şifreleyebiliyorum. Favorilere ekleyebiliyorum. Kopyalayabiliyorum. Okuma moduna bu şekilde alabiliyorum. İstersem yan yana dizilmiş pdf'leri aşağıya kaydırarak da okuyabiliyorum. Bu zaman zaman çok işinize yarayabiliyor. Gereksiz gelebilir birazcık. Sayfaları organize edebiliyorum kendi içerisinde. İkinciyi üçüncü sıraya, üçüncüyü ikinci sıraya vesaire alabiliyorum bu şekilde kaydedebiliyorum. Aynı zamanda paylaşabiliyorum, mail atabiliyorum. Bilgi kısmına bastığım zaman bu PDF'i hangi isimde, ne zaman, hangi dosyalarda, kim, mesela benim hocamın adı gözüküyor burada ve hangi programla modifiye ettiğine kadar bütün o metadata dediğimiz şey görebiliyoruz. Şimdi bunlar sıkıcı kısımları. Gelelim güzel kısmına. Burada sağ üstte bir menü var. Kalem kısmına bastığımız zaman burada birkaç tane karşımıza şey açılıyor zaten. Kalemle otomatik olarak buradan yazabiliyoruz, çizebiliyoruz ve buradaki gecikmeye bakacak olursak bazı uygulamalar vardır. Kalem gecikmesi gerçekten kötüdür. Hatta birçok uygulamanın iPad Pro'daki kalem gecikmesi bence kötü. Ama bu uygulamada bakın bütün samimiyetimle söylüyorum gecikme namına hiçbir şey yok. İstersem highlighter modunu alabiliyorum. İstersem bu şekilde kesik çizgi çizebiliyorum. İstersem de bunların tümünü aynı anda bu şekilde silebiliyorum. Bunu obje silgisi haline getirmek de mümkün. Resim seçip büyütebiliyorum. Bir de her aracın altında şöyle bir kare var. Bu kareyle aslında ekrandaki şeyleri biz seçebiliyoruz. Gördüğünüz gibi ben bu PDF'te hali hazırda bulunan yazıları, bunları herhangi bir şekilde düzenleyebilirim, altlarını çizebilirim ve bu konuda da bana gerçekten yaratıcı opsiyonlar sunduğunu sizlere söyleyebilirim. Kalem kısmı bu. Şimdi markup kısmına geldiğimiz zaman aslında az önce yaptığımız gibi şöyle highlight yapıp üstünü çizip, işaretleyip altını ve üzerini çizip istediğimiz gibi bunları kullanabiliyoruz ve renklerini değiştirebiliyoruz. Text kısmına gelecek olursak bir yazı eklememiz mümkün burada. Mesela ben buraya bastım. Herhangi bir yazıyı buraya ekliyorum. Ve bu yazdığım yazıyı da aslında şuradaki taşıma ikonuna basarak istediğim her şeyi yazıp ekleyebiliyorum. Tabi şu anda çok manasız bir şeye dönüştü bu ama sağlık olsun önemli değil. Amaç burada zaten size özellikleri göstermek. Metin kutusunu bu şekilde oluşturabiliyorum ya da metin kutusunu bu şekilde yukarıya bağlı bir şekilde oluşturabiliyorum. Bu da aslında akış çarkları çizmemde ya da iş akışları çizmemde benim gerçekten işime yarıyor. Ondan sonra şekiller kısmı var. Şekiller kısmından istediğimiz şekli istediğimiz yere burada çizebiliyoruz. İster simetrik ister asimetrik. Hatta ok çizmeyi de bize yapmışlar. Bunu da genelde bazı uygulamalarda elle çizip basılı tuttuğumuzda yapabiliyoruz. Ama bu uygulama bize kendiliğinden bu opsiyonu sağlıyor. Çizdiğimiz her şeyi de bu şekilde seçip yine oynatabiliyoruz. Gerçekten çok kolay bir arayüz. Özellikle bakın Illustrator, Photoshop gibi programlara hayatınızda kullandıysanız ya da az çok aşinaysanız müthiş. Ha aşina değilseniz de hiç önemli değil. Hakikaten kullanımı rahat çünkü. Bir de buraya istiyorsam bu şekilde bir not da ekleyebiliyorum. Notumu ekledim, bıraktım. Not ikonu burada kalıyor. Comment olarak buradan basıp ben notumun içeriğini görebiliyorum. Ya da notumun içeriğindeki yazılarımı değiştirebiliyorum. Şimdi bundan sonra ortadaki butona geldiğimde yine direkt olarak buradan bastığım yere metin ekleyebiliyorum. Eklediğim bu metni alt kısımdaki seçme aracıyla seçerek istediğim yere götürebiliyorum. Ya da buradaki fotoğraf kısmına basarak ister fotoğraflardan foto ekliyorum, ister kameradan sken ediyorum, istersem de kamerayla fotoğraf çekiyorum. Mesela ben buraya bir görsel ekliyorum. Diyelim ki yapmak istediğim şey bu bana güzel bir şekilde anlatıyor. Burada kalmasında bir problem yok. Rahatlıkça ekleyebiliyorum. Bir de burada en sonunda bir şey daha var. Burası biraz eğlence kısmı aslında. Stickerlarımızı vesaire buraya tek tek ekleyebiliyoruz. Buradan istediğimiz işte günlük olarak değişen daha tatlı stickerlar vesaire bulmamız da mümkün ama stamp kısmı beni ilgilendiriyor. Burada mesela bir şeyin son hali mi değil mi diye buraya bu şekilde stickerlar ekleyebiliyorum ya da burayı imzalayın diye şeyler ekleyebiliyorum. İmza demişken uygulamanın zaten en önemli noktalarından biri de imzalama kısmı. Burada imza eklediği bir kısım var. İmza ekleme kısmına parmağımızla çizebiliyoruz ve burada bakın imzamızı kalınlaştırıp inceleştirebiliyoruz. Bu çok kıymetli. Çünkü niye? Apple'ın kendi uygulamasında imzam benim çok kuvvetsiz kalıyor. Çok silik gözüküyor. Ama Photoshop gibi ya da PDF imzalayıcı gibi programları kullanırken de imzam çok kalın kalıyor. Bu yüzden aslında doğru kalınlığı dökümanın kalınlığına göre ayarlayabilmek ve buradan da istediğim renkte bunu yapabilmek bence muhteşem bir şey. Şimdi ben bir örnek olarak şöyle bir şey yaptım. Çok da kalın olmasın dedim. Ve gittim buradan şöyle güzel bir lacivert renk seçtim ve gördüğünüz gibi benim imzamı buraya atmış oldum. Dilediğim yere de bunu bu şekilde ekleyebiliyorum. Bence bu da yapılabilecek en önemli şeylerden bir tanesi. Ama benim en beğendiğim özelliği tekrar hatırlatmakta fayda var. Alttaki seç kısmından satırları seçip yerine oynatabiliyoruz. Bence bu bir PDF özelinde yapılabilecek en güzel şeylerden bir tanesi. Şimdi gelelim uygulamanın neresi ücretli. Buradan ev kısmına basıyorum. Bana burada kaydetmek için bir seçenek sunuyor. Buradan üye ol ya da kayıt yap diyerek bir takım özellikler kazanabiliyorum. Ama buradan eğer kaydetme dersem kaydetmez. Save with watermark demem gerekiyor ücretsiz versiyonda. Bu da nedir? İçine giriyorum uygulamanın. Bakın sol üstte bir logo çıkartıyor ve bu logo UPDF'in kendi linkine gönderiyor. Şimdi ben iPad'de kullandığım uygulamaları da bilgisayarda Freeform'da orada burada kullandığım her şeyi de kendi kullanımım için yapıyorum. Yani ne yapıyorum? Bir güncelleme ile ilgili çalışıyorum, yazıyorum. iPad'ime geçiyor. Bir şey hazırlıyorum. Oradan devam ediyorum. Buradan yap şunu yap, bunu yap. Kendi kullanımım için. Yani üstteki logo beni rahatsız etmez, bana engel olmaz. Ama bunu çıktı alıp birine verecekseniz ve bu durumdan hoşnut değilse bence buradaki logo sizi bir tık rahatsız edebilir. Ama fonksiyonelliği engellemiyor. Olay sadece paylaşma ve çıktı da. Şunu da yapabilirsiniz bu arada onu da söyleyeyim. Burada UPDF logosunu eklemeden ekran görüntüsü alıp o ekran görüntülerini PDF olarak kaydederseniz o da olabilir Ama ben satın almanızı öneririm. Adobe'ye ya da diğer programlara verilen paradan çok daha kullanıcı dostu ve çok daha iyi bir program sahip olmuş olursunuz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Aşağıdaki linklerden UPDF ile ilgili gerekli yerlere ulaşabilirsiniz. İndirimleri takip edebilirsiniz. Yorumlarınızı ve buna benzer uygulama önerilerinizi bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.